genotipi verilmiş. Bu bireyde A, D, küçük A, küçük D, küçük E genleri bağlıymış. Bu bireyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Önce bu bireyin kromozomları nasıl dizili bunları bir anlamaya çalışalım. Şimdi küçük A, küçük D, küçük E genleri bağlı ise bu şekilde. Bunun karşısında diğer A, D, E genleri bulunmak durumunda. Dolayısıyla Küçük a'nın karşısında ne olacaktır? Büyük a olacaktır. Küçük d'nin karşısında büyük d olacaktır. Küçük e'nin karşısında da küçük e olacaktır. Buradaki dizilimi bulduk. Bunlar bağlı. Diğerleri demek ki neymiş? Bağımsız. Yani b ve c şu şekilde büyük b büyük b şeklinde. C'ler nasılmış? Büyük c küçük c şeklinde. Şimdi bu dizilimi yaptıktan sonra sorumuzu çözmek. Biraz daha kolaylaşacak. 2'ye eşittir 6 kromozomludur diyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kromozom var. Doğru. Büyük A, büyük C, küçük D, küçük E şeklinde bir gamet oluşturma ihtimali küçük A, küçük B, büyük B, büyük C, küçük D, küçük E'ye göre daha yüksektir demiş. Şimdi bakalım. Büyük A, D, E genleri üzerinden gitmemiz gerekiyor. Büyük A küçük d küçük e. Böyle bir gamet oluşma ihtimali nasıl mümkün bakalım? Normalde küçük a küçük d küçük e şeklinde bir gamete gitmeliydi. Eğer büyük a gelmişse şunun yerine ne olmuştur burada arkadaşlar? Crossover'la a'lar yer değiştirmiştir. Ancak öyle mümkündür büyük a küçük d küçük e gametinin oluşma ihtimali. Buradan b buradan c gelmiş. Orası çok önemli değil. Fakat şunun oluşma ihtimali ancak ne ile mümkün? Crossing over varsa mümkün. Tamam mı? Crossover var. Şuna bakalım şimdi. Küçük A, küçük D, küçük E. Bunlar zaten bağlıydı. Crossover olmadan da gerçekleşebilir. Şimdi hangisinin olma ihtimali yüksek? Crossover'sız da ortaya çıkacak bu. Crossover varken de küçük A, küçük D, küçük E meydana gelebilir. Dolayısıyla... Ee, şunun olma ihtimali bunun olma ihtimalinden daha düşüktür arkadaşlar. Bu yüzden B şıkkımız yanlış. Fakat biz diğer şıklarımızı da bir değerlendirelim. Küçük A büyük B küçük C büyük D küçük E şeklinde bir gamet oluşturması mayoz bir de crossover olduğunu gösterir demiş. Yine neye bakacağız? A, D, E genlerine bakacağız. Çünkü bağlı olanlar onlar. Crossover ancak bağlı genlerde mümkün olan bir durum çünkü. Şimdi Küçük A, büyük D, küçük E. Bakalım. Küçük A ile küçük E yerinde. Fakat buraya büyük D gelmiş. Demek ki D'ler arasında crossover olmuş. Büyük D buraya geçmiş. Küçük D buraya geçmiş. E, crossover olduğunu gösterir mi? Gösterir. D'ye bakalım. Crossover olmadığında bir mayoz sonucu iki çeşit gamet oluşur. Evet arkadaşlar. Bir mayoz sonucu crossover yoksa eğer iki çeşit gamet oluşabiliyor. Biraz sonra şekil üzerinden anlatacağım. Profaz 1'de crossover gözlenen bir mayozun sonucu 4 çeşit gamet oluşur. Bakın bunu unutmayın. Crossover bağlı genler söz konusuysa tabi. Yani size bağlı genlerle ilgili bir soru verilmişse crossover varsa 4 çeşit. Cross, e, crossover yoksa 2 çeşit. Varsa 4 çeşit gamet oluşur. Şimdi bunu şekil üzerinde anlatmaya çalışacağım. Şöyle bir hücremiz var diyelim ki. Mayoz 1 sonucu N kromozoma iniyor. Mayoz 2 sonucu yine N kromozom olarak 4 tane hücremiz oluşuyor biliyorsunuz. Şimdi şöyle bir durum olursa. Buradaki kromozomlar arasında crossover olmadığında kromozomlarımız bu şekilde kalacaktır. Şuradan anlatayım. Bakın kromozomlarımız bunlar. Bu mor olan bu da mavi olan. İnterfaz evresinde ne yapmışlar? Eşlenmişler. Bu ve bu kardeş kromatit. Bununla bu yine kardeş kromatit. Şimdi mayoz 1'de homologlar ayrılacak. Yani mor olanlar bu tarafa, mavi olanlar bu tarafa. Mayoz 2'de şuradaki mor olan kardeş kromatitler ayrılacak. Dolayısıyla iki hücreye bu mor, mor aynı kol gidecek. İki hücreye de mavi, mavi aynı kol gidecek. Yani crossover olmadığı durumda iki çeşit gamet olacak, oluşacak. Oluşacak. Peki crossover olursa ne olacak? Buradaki e, mor kol, buradaki mor kolun ucunda da parça değişimi olduğu için burası mavi, burası mor olacak. Yani şuradaki ile şuradaki kol da farklı olmuş olacak. Bir hücreye şu mavi kol, bir hücreye mavi ama ucu mor olan, bir hücreye mor ama ucu mavi olan, bir hücreye de tamamı mor olan toplam 4 çeşit e, gamet oluşmuş olacak. Şimdi şuraya dönelim tekrar. Şimdi burada arkadaşlar e, crossover olmadığı durumda şu şekilde olacak. Mor ve yeşil. Buradaki yeşil e, mayoz 1de bu şekilde Mayoz 2 ne olacak? Bu yeşil olan kollar birbirinden ayrılacak ve bu hücrede de yeşil bu hücrede de yeşil olan parça var. Mor olan da bu hücrede de var bu hücrede de var. yani mayoz 2, Mitoza benzediği için bu iki, hü iki hücre birbirinin aynısı olacak. Şurada ne olacak bakın. Burada mor olan büyük. Şundan farklı dikkat edin. Şundan farklı. E, mor ve yeşil burada nasıl ayrılacak? Mayoz 2'de. Mor kollar bakın dağıtıldı. Bunda da var. Bunda da var. Şuradaki küçük yeşil olan kollar bunda da var. Bunda da var. Yani bu iki gametle bu iki gamet birbirinin aynısı. Bununla bu birbirinden farklı. Crossover olmazsa eğer. Bakın, iki çeşit gamet oluşur. Peki crossover varsa ne olur? Onu da hücrenin içinden göstereyim. Crossover olduğunda bakın, mor kolun ucu yeşil, yeşil kolun ucu mor olmuş. Yani kardeş olmayan kromatitler parça değiştirdiler. İşte bu yüzden bakın, şuradaki kromozom birbirinden ayrıldığında bunda farklı, bunda farklı bakın. Bunun ucu mor, bunun ucu yeşil. Bunda farklı, bunda farklı olduğu için arkadaşlar bu iki çeşit gamet demek. Burada da aynı şey söz konusu. Bakın bunun bir kolu ucu yeşil. Dolayısıyla bunda farklı, bunda farklı. Yani crossover olduğu durumda dört çeşit. Crossover olmadığı durumda iki çeşit gamet oluşur. Şimdi devam edelim. D ve E şıklarımızı bu şekilde anlamışsınızdır umarım. Sorumuzun cevabı ne? Bize söylenemezi sorduğu için B şıkkımız söylenemez.